Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Reşat Erdoğan bugün cemiyetimizi ziyaret için burada bulunuyor. Aslında Sayın Reşat Erdoğan Malatya'daki sivil toplum örgütlerini mesleki anlamda özellikle gazetecilerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerini ziyaret etmişti. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyareti bugüne nasip oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Malatya'mız için çok önemli çalışmalar yapan çok değerli bir iş adamımız. Bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya gerek yok. Zaten kamuoyu bunu yakinen biliyor. Son dönemde bir cami inşaatı hızla devam ediyor. Şu anda iki tane okul 2023-2024 yılında başlanacak okul yaptıracak. Burslardan diğer yardımlara kadar gerçekten Malatya'nın iftihar ettiği, gurur duyduğu çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu ziyaretinden dolayı Sayın Reşat Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz vakıf olarak Malatya'da uzun yıllardan beri Malatya'da bir takım çalışmalarımız memleketimizdeki ihtiyaç sahiplerine bir takım katkılarda bulunuyor. Son 3-4 yıldır da bunu vakıflaştırdık. Vakıf halinde daha kurumsal bir çatı altında Malatya'ya, Malatya'mızdaki hemşehrilerimize, insanlarımıza katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah Allah katında da bunlar hayır kabul edilir. Bu vesileyle zaman zaman ayda bir iki sefer Malatya'ya gelir. Geldiğimizde sivil toplum örgütleri, bazı kuruluşlar, mahalleler, köyler buraları ziyaret ediyoruz, sohbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz. Konuşmalarımızın, anlattığımız konuların hepsinin doğru olduğunu, bu doğruları kimsenin dile getirmediğini ve bizim de buna vesile olduğumuzdan dolayı bize teşekkür eden çok ciddi sayıda, yani bu 50-100 değil, çok ciddi sayıda arayanlar oldu. Yani sokakta ve oturduğumuz yerde de Malatya'da hemşehrilerimiz geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları en öncelikli o arkadaşlar. Çünkü onların dertlerini dile getirdik. Onların dertlerinin sözcüsü olduk. Şimdi tabii burada yine konuyu Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne getirip konuyu onun üzerine bina edersek, yani tek konumuz Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sevgili başkanı olmuş oluruz. Benim şu anda adaylık noktasında vermiş olduğum bir karar yok. Geçmişte de 2014-15 o yıllarda da benim burada Malatya'da aday olacağım, siyaset yapacağım çok söylendi. O şekilde çeşitli spekülasyonlar da oldu. Ama ben o zaman da adayı da olmadım. Aday da olmadım. Ben o zaman da ondan sonra da Malatya ile ilgili çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Şu anda öyle bir kararım yok. Seçime de zaman da var. Yani aşağı yukarı ne kadar var? Bir 10 ay civarında zaman var. Daha karar vermedim. Karar verirsem zaten bunları sizlerle paylaşacağım.